Annyeonghaseyo, merhaba arkadaşlar. Bugün 14. günkü cümlelerimizi inceleyeceğiz. Birinci cümleyle başlıyoruz. Yine bir diyalog. Simoryashi sengiri onjeyeyo. Oğul iyişip o iriyeyo. Yani diyor ki Simorya Hanım doğum günün ne zamandır? Mayıs'ın 25'idir. Cevap bu. Siz de kendi, bunu daha önce bir diyalogta da belki yine şu şekilde örneği vermişimdir ama birisinin doğum gününü bu şekilde sorabilirsiniz. Tamam mı? Yaşı daha büyükse, nopinmal bir konuşma yapmanız gerekirse ise onun da ilerleyen cümle videolarında onun içinde nasıl yaşını sorabileceğinizi öğreteceğim ama belki şeyde öğretmişimdir. Nopinmal videosunda doğum günü sormanın nopinmalini de öğretmişimdir ama hatırlamıyorum şu an. Onu zaten daha sonra vereceğim. Doğru okudum değil mi? Bunu bir tamam. Bazen iki sayı sistemi var ya arkadaşlar. Aklım karışıksa bazen yanlış okuyabiliyorum ama neyse. Doğru okuduğumu düşünüyorum şu an. Bir hata yapmadan ilerleyelim. İkinci cümlemiz. Şimdi yine bir diyalog. Onje koyange kayo. Şimdi koyang arkadaşlar memleket demek. Devam edelim. Yine burada diyor ki işte ovol iyişip İl, iş bakın, işip, irire. Neden şu aradaki şu il diye okunuyor ya arkadaşlar? Bunun şu l'si r diye okunacak, bu da r olarak okunacak. İşip irire olacak, tamam mı? Yazarak gösterdim. Şimdi söyleyince neden burada iki tane r söylendi anlamayabilirsiniz ya belki karışık olmasın diye yazdım. Yani ovol iyişip irire kayo. Diyor ki yani arkadaşlar ne zaman memlekete gidiyorsun? Bu şöyle bir şey. Hani biz Türkçe'de şey yaparız ya gelecekteki bir şeyden bahsederiz ama şey deriz. Ne zaman gidiyorsun? Ne zaman yapıyorsun? O biraz anlam zaman kaymasına giriyor. Türkçe ile ilgili bir şey bu. Korece'de de benzer bir şey görüyorsunuz şu an. Ama zaten biz geniş zamanın hem gelecekte kesin gerçekleşecek gelecek zamanın hem şimdiki zaman hem de geniş zaman kapsadığını biliyoruz. Orada detaylı anlatmıştım. O yüzden zaten bu şu an yabancı olduğunuz bir şey değil. Hani gelecekte örneğin adam memlekete gidecek. Diyor ki ne zaman gidiyorsun? Aslında gidecek ama ne zaman gidiyorsun? Yani biz Türkçe'de de yapıyoruz ya. Bu öyle bir diyalog. Bilginiz olsun. Neden gelecek zaman kullanılmadı diyecekler için bu açıklamayı yapıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi.